Herkese merhabalar, Ultimate Team'in 73. bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde ne yapacağız? Draft oynamayacağız. Zaten draft oynayacak ne paramız kaldı ne de FIFA Points'imiz var. Zaten FIFA Points'i sadece draft oynamak için almıştım. Normalde almıyorum biliyorsunuz. Bu bölümde ödüllerimizi alacağız. Headliners kartları geldi. İkon takas görevleri geldi. Onlara bakacağız. Kadro kurma görevlerinde Headliners SPC'ler var. Görevlerde de bazı oyuncular var. Onlara bakacağız. Şimdi videoya geçelim. Evet, ilk SPC'lere bakalım. Kadro kurma görevlerinde bir Milinkovic-Savic gelmişti galiba. Aynen, Milinkovic-Savic var. Onun dışında Robben de geldi. Robben de bayağı iyi bir kart. Yani yapanları gördüm, oynayanları da gördüm. Plaseleri efsane. Yani bayağı da bir özelliği var zaten. Çok iyi. Zaten oyun içindeki o driblingi, o hareketleri bile inanılmaz orta düşük. Yani tabii ki bir şekilde bağlanır. Hollandalı bir ikonla çok rahat bir şekilde 4-5-1'de bağlanır. Bence iyi. Bence dayanıklılığı kaç? Oo, dayanıklılığı bayağı iyi. 85 dayanıklılığı var bu kartın. Şu anda bir aklım gitmedi değil. Çevikliği niye o kadar düşük? Orayı tam çözemedim ama. Ama oyun içi hissiyatı bayağı iyidir. Bayağı iyidir. Bence yapılabilir. Ne istiyor? Bir tane istiyor. 85 istiyor. Oo. Yani kaç günü var? 11 günü var. Eğer Toti paket açılışına yetiştirebilirsek. Şu anda gerçekten kulüpte hiçbir oyuncu yok. Hatta ikon takaslarını bile yapabilecek oyuncum yok. Yani ilk sahibi olduğum falan. Onları da bilmiyorum nasıl yetiştireceğim. Milinkovic-Savic gelmiş. Bu Headliners kartları informlardan her zaman bir adım önde oluyor. Yani rating olarak. Zaten en başta açıklamada da yazıyor. Oraya da bakarız şimdi. Ve takımlar arka arkaya 4 galibiyet alınca bu kartlar yükseliyor. Milinkovic-Savic gelmiş. Bence İtalya Ligi olanlar, yani İtalya Ligi kadrosu, İtalya Ligi olanların kesinlikle yapması gereken bir SPC. Yani Milinkovic-Savic zaten boyu çok iyi. 1.91. Çalışma oranı da yüksek orta. Driblingi de fena değil. Tabii ki çeviklik denge boyuna göre o şekilde olması çok normal. Ve bayağı da hani şeyi var. Ayağın dışıyla şut, sert kafa, doğal yetenek tarzı özellikleri var. Bunu şey yapabilirsiniz. Hani defansif olarak çok rahat kullanılır zaten. Hatta atak olarak bile kullanılır. O çift yönlü CDM'lerden biri olabilir. Defansif olarak da çok rahat kullanabilirsiniz. Her türlü çok iyi kullanılır ya. Fizikseli çok iyi. Yani defansif istatistiklerine göre şutu da bence gayet yeterli. Bence iyi kart. Onun dışında başka bir şey yok zaten. Ben Arfa'yı biliyoruz. 82 artı ratingli oyuncular geldi. Bir tane veriyor galiba. Aynen. 81-87. Bunlar Toti öncesi oyuncu çekme taktikleri olduğunu düşünüyorum. O ben hiçbir zaman yapmadım zaten bunları. Tamam, bunda bir şey yok. Bir de ikonlar geldi. Bazı ikonlar geldi SPC olarak. Fernando Torres, John Barnes ve Hierro geldi. Hierro ile bir başlayalım. Hierro defansif olarak harika. Bayağı iyi. Bayağı bayağı iyi. Çeviklik dengesi bence iyi. Yani defans sonuçta. Soğukkanlılık iyi. Reaksiyonu iyi. Güzel. Pası da bir defans için iyi sayılır. Orta yüksek. Tek sorun, bu karttaki tek sorun tabii ki herkesin sorun yapacağı gibi hızı. Başka bir sorunu yok bu kartın. Hızından dolayı çok tercih edilmeyecektir diye düşünüyorum. Yani yapılmaması gerekiyor bence. 84 istiyor. 80 istiyor. 85, 86. Yani uygun gibi ama gerek yok ya, yok. Bence yapılmaz. John Barnes ya, en merak edilen ikonlardan biri herhalde. Hiç şeyde falan da, draftta falan da gelmedi. O kadar draft oynadık. Ya ikon gelmiyor da zaten. Bu kart çok orta bir kart gibi ya. Yani pası desen fena değil. Şutu var. Driblingi iyi. Dayanıklılığı da iyi ama bu kart niye tercih edilmiyor? Yani istatistikleri bu kadar iyiyse niye bu kart tercih edilmiyor? Neden? 4-4 boyu da iyi. Demek ki oyun içi hissiyatı o kadar iyi değil ama yani yapılabilir bir kart gibi duruyor. En azından yani özellikleri de iyi. Plase şutu var, ayağının dışıyla şut da var. Ya yani biraz çeviklik dengesi sorun. Ya bu kart forvet bile oynar. Net oynar yani, o şeyle dayanıklılık, güç, agresiflik. Ne istiyor ona bir bakalım. 85 istiyor. 86, 84. Aynı klasik. Fernando Torres. Bakalım bir Fernando Torres'e. El Nino. Bitiriciliği zaten çok iyidir. Onu tartışmaya gerek yok. Pası fena değil. Driblingi iyi diyelim. Yani iyi diyelim.
Top kontrolü, driblingi çok üst seviye değil ama yine de fena değil. Dayanıklılığı iyi sayılır forvet için. Kafa isabeti de var. Hızı da fena değil. Özelliklerinde de plase şut var. 4-4 yüksek orta. 1.86 boyundaki bir santrafor için bence iyi bir çeviklik denge. Ama ne istiyor? Bir dakika ona bakalım. Ona göre ben karar vereyim. 80 yok. Yok yok yok. Yani hayranıysanız yapın tabii ki ama yani eğlence için yapmak isteyenler tabii ki her kartı yapabilir. Ama bu bence gereksiz. Buna gerek yok. Evet şimdi şu görevlere bakalım. Daha sonra zaten Foot Champions ve Division Rivals ödüllerimiz var. Cunha gelmiş. Kunha mı Cunha mı artık nasıl okunuyorsa Almanya Ligi'nden. Yani fena bir kart değil ya. Bu kartlar görevlere gelen kartlar zaten çok çok iyi olmuyor. Yani hani alıp da kullanabileceğimiz bir kart çok gelmedi şu anda görevlere benim yanlış hatırlamıyorsam. Bir Kunde var. Kunde olabilir. Bir de bir Volant falan gelmişti. Onlar da fena değildi stoper olarak. Onun dışında yani çok kadroya girmez ya. Bu çoğu kadroya giremez yani. Başka da bir şey yok zaten. Aynen. İkon takasları var. Bunları yani mesela bunu şey yapabilirsiniz. Tabii öyle bir şey yani kulübünüzde çok oyuncu varsa bende şu anda hiç oyuncu yok. Mesela ilk 11'inde 11 gümüş oyuncu diyor. Dünya klası. 11 UCL zaten bunların ikisini kombinleyemezsiniz ama şey yapabilirsiniz. Mesela 11 gümüş. 11'i Fransız olabilir. 11'i gümüş, 11'i Fransız olsun. Bir de 11'de ilk sahibi ise burada 3 maçı yani 3 tane şeyi 6 maçta direkt bitirebilirsiniz. Bu şekilde kombolar yapabilirsiniz eğer kulübünüzde oyuncu varsa. Yani mesela kulübünüzde oyuncu varsa 11 gümüşü koydunuz. 11'i de şeyden olabilir, Portekiz'den olabilir. 11'i Fransız olabilir. Tabii öyle bir şey var mı bilmiyorum da hani hem gümüş olacak hem yani Portekiz liginde 11 tane Fransız çıkar mı? Çıkar. Yani vardır gümüşlerden. Bence vardır, olmayabilir ama buradan en kötü ikisini falan 6 maçta bitirebilirsiniz. Tek kulüp mesela tek kulüp ve şeyi bitirebilirsiniz gümüşleri. Ondan sonra UCL ile de Liganos'u yapabilirsiniz. Portekiz Ligi oyuncularından oluşan UEFA Avrupa Ligi kartlarından yapabilirsiniz. 2 tane görevi de öyle bitirebilirsiniz 6 maçta. Hafta sonu ligini zaten oynamak zorundayız. Burada da zaten ikon takası Premier Lig, La Liga var. Bir de ikon takası bir uyruk var. Tabii bunları aynı maçta yapamazsınız. Bunları mecbur oynamak zorundayız. Brezilyalı ve İngiliz oyuncularla yapın diyor. Zaten bir uyrukta 7 maç kazan diyor. Bunları mecbur yapacağız. Şimdi ödüllere geçelim. Ödüllere geçmeden önce şu haftanın takımına bir bakalım. Burada herkesin istediği bir Rashford var. Evet, bu haftanın takımı böyle. Çok iyi kartlar var. Özellikle Rashford. Yani bana çıkarsa kesinlikle kadroya girecektir. Ama çıkmaz pek sanmıyorum. Çok iyi kart olmuş ya Rashford. Gerçekten bu seneye damga vurdu. Carrasco da iyi. Carrasco da bayağı iyi bir kart. Ya yani driblingi çok iyi. Dayanıklılığı var. Bitiriciliği de var. Pası da fena değil. İspanya kadrosu olanlar için, İspanya Ligi kadrosu olanlar için kesinlikle iyi bir kart. Lautaro Martinez var. Sol forvet, sol kanat olarak gelmiş. 4-4. Yüksek orta. Gayet iyi. İyi kart bence yani kanat oynatacaksanız iyi kart. Forvet de oynar. Gücü var, agresifliği var, dayanıklılığı da iyi. Bu da güzel bir kart. Onun dışında Cancelo var. Sonunda bir inform aldı. İyi bir kart olmuş. Yani tabii ki hala mesela Walker ve bence Semedo hala daha iyi. Ama Cancelo da bence orada hem Ronaldo linki olarak bence gayet kullanışlı olmuş. Casemiro'ya çok bakmak istemiyorum çünkü hızından dolayı zaten çıksa da kimse oynatmayacaktır. Langley'e bir bakmak istiyorum onu merak ettim. Geçen sene çok iyiydi çünkü Langley. 76 hızı var. Yani bir 80 olsaydı zaten bu kart daha pahalı olurdu. Ama gölge basıp oynanır mı? Oynanır ya, oynanır. Langley oynanır. Orta yüksek, sol ayakta bir de. Langley iyi. Geçen sene çok iyi bir defanstı. Bakalım bu sene bilmiyorum. Evet onun dışında zaten bir şey yok. Hakan Çalhanoğlu gelmiş. 1-2'yi kaç Hakan'ın? 89. Yazıklar olsun. Evet ilk önce Division Rivals ödüllerimizi alalım. Bu hafta da maalesef hafta sonu ligi oynayamadım. O yüzden Rivals şey hafta sonu ligi ödüllerimiz olmayacak Perşembe günü. Büyük bir ihtimal Rivals da olmayacak. Çünkü onu da çok oynayamayacağım. Şimdi ne alıyoruz? Geçen sefer satılamaz almıştım galiba. Bu sefer satılabilir alacağım. Aynen satılabilir alıyorum.
Bakalım satılamaz olunca çünkü çok birikince hep kopya gelmeye başlıyor. O da çok can sıkıyor. Direkt satılabilir alalım. Evet, Foot Champions ödüllerimizi de alalım. Bakalım bir Rashford gelirse aslında çok iyi olur ya. Çünkü bayağıdır kadroya hiçbir takviye yapamadık. Paramız da bitti. SPC'leri de yapamıyorum. 496 jeton var. Yani Totti'ye paket biriktirdiğim için kulüpte oyuncu yok. Evet, geçen hafta Gold 1'i bitirmiştik. Zar zor. 50 bin jeton aldık. Bu çok iyi oldu. Çünkü dediğim gibi oyuncuları satın alarak yapıyorum görevleri. Şimdi zaten büyük karşılaşmaları falan da öyle yapacağım. Bakalım. İlkini açalım. Evet, tam beklediğim gibi. 84'lük kaleciyi alalım, Maignan'ı. Buradan bir Rashford'ımız var mı? Var. Var var. Abi ya verme. Rashford'ı ver. 2 rating aşağısını ver. Yani güzel, rating bakımından güzel de. Daha az önce dedim yani çıksa kimse oynatmaz diye geldi. Neyse yine kötü olmadı, en azından 90'lık bir oyuncu. Hatta en iyisini çıkardık. Ama rating olarak tabii ki. Hemen hafta sonu ligine de katılalım. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanala abone olmayı ve eğer videolar hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.